Hocam günaydın. Günaydın. Ülkemizde makina ve imalat mühendisliği denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Hatta öyle ki makina mühendisliği ya da imalat mühendisliği eğitiminin en canlı tanıklarındansınız ve bu alanda çalışan, referans olarak gösterilen isimlerin de birçoğunun hocalığını yaptınız. Bir üniversitenin gelişimine tanık olmak, çok özel ve o kat edilen uzun zorlu yolu takdir edebilmek açısından insana büyük bir deneyim kazandırıyor. Biz de bu sene üniversitemizin 25. yılını geride bıraktık. Çok genç bir üniversiteyiz. Ve eski mezunlarımız üniversitemize geldikleri zaman gösterilen gelişimi gördüklerinde çok duygulanıyorlar. Siz de ODTÜ'nün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gelişimini çok yakından takip ettiniz. Hatta makine mühendisliği bölümünün ilk öğrencilerinden birisiniz. Mühendisliğin ülkemizdeki gelişimini kendi deneyimlerinizle bize anlatacak olsanız neler söylersiniz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi o zaman çocukluk yıllarımdan başlamam gerekiyor. Belki de evet. Çünkü mesleğimi seçmemde o yıllarda hem gördüğüm şeyler hem de kazandığım deneyimler çok etkili olduğunu düşünüyorum. Benim ailem, babam Erzurumlu, annem Bursalı ama kendileri Ankara'da buluşmuşlar ve evlendikten sonra ben ilk ailenin ilk oğluyum. Evet. Babam o zamanlar fotoğrafçılıkla meşgul, fotoğraf stüdyosu kurmuş ama özelliği şu, kendi icatları ile yaptığı fotoğraf makinalarını kullanmış. O yıllarda çok önemli, evet, bir şey. Yani 1930'lu yıllarda ve 40'lı yıllarda bu çalışmalarını yürütmüş. Hı hı. Ve görçek patentli bir makina icat etmiş. Yani insanlar kendi resimlerini kendi çekiyorlar. Fotoğrafçı yok, bir stüdyo içinde. Ve makinenin çalışma prensipleri de oldukça farklı o zamanki makinelere göre. Tabii fotoğraf filmi kağıdı kullanıyor ama tamamen makine tasarımı kendisine ait, makine imalatı da kendisine ait. Hmm. Ve böyle bir kendisi fotoğraf stüdyosunun dışında bir de fotoğraf aletleri imalat atölyesi kurmuş durumda. Şimdi ben böyle bir ortamda dünyaya geldim ve küçük yaşlarda bile benim oyuncaklarım tornavida, çekiç, pense ve diğer şey aletler oldu. Ve tabii ki babamın bu çalışmalarını da yakından takip ettiğim için çok ilgi duydum ve bu alanda özellikle okul tatillerinde babamın atölyesinde isteyerek, severek kendisine hem destek oldum hem de bir şeyler öğrendim. Tabii bu yakınlaşma, meslek ile yakınlaşma, yani tasarım, imalat, makine mühendisliği konularına duyduğum yakın ilgi neredeyse 5 yaşında başladı. Yani ilkokul öncesi başladı. Ve daha sonraki yıllarda da tabii bu devam etti. Ve yaz tatillerimde ben babamın atölyesinde çalışırdım. Ve küçük yaşlarda, ilkokul, ortaokul düzeyinde bir torna tezgahını kullanmak, bir freze tezgahını kullanmak benim için zor bir şey değildi. Yani o yaşlarda ben zaten mesleğin içine girmiştim. Hem alaylı hem evet, okullu evet. Oldunuz yani. İlkokulumu Ankara'da Mimar Kemal Okulu'nda tamamladım. Ondan sonra babam dil eğitimini de daha iyi öğrenebilmem için o zamanki ilk ismiyle TED Yenişehir Lisesi, daha sonraki ismiyle TED Ankara Koleji ismindeki okula beni kaydettirdi. Ve ben bu okulda devam ettim ve dediğim gibi yaz tatillerini tamamen atölyede çalışarak geçirdim. Lise 2 sırasında okul müdürümüz sınıfa girdi ve dedi ki bize bir burs geldi Amerika'dan. Biz de sizleri uygun gördük, birkaç öğrenciyi. Bunu isteyenler başvurabilir dedi. Ve bu bir
Amerika'da lise son sınıfı okuma ile ilgili bir burs, AFS ismiyle tanınan bir burs. Ve ben ailemin de isteği ve desteğiyle bu bursa başvurdum. Sonra bu bursu kazandığımı öğrendim. Ve biraz da üzüldüm. Tek başıma gideceğim. Ne olduğu tam belli olmayan bir ortamda. Evet. Ve o zamanki yaşım da oldukça küçük. 16 yaşında tek başına Amerika'ya geleceğim filan. Ve sonuçta gittim. Bütün bunlar oldu. Orada son derece uyumlu bir, çok sevdiğim bir ailenin yanında misafir kaldım. Oradaki liseye devam ettim. Ve beni aldığım derslere ve notlara bakarak Türkiye'deki son sınıfı aldılar. Halbuki ben Türkiye'de 11. sınıfa gidecektim. Orada beni 12. sınıfa aldılar. Ve dersler tamamen seçmeliydi. Ben tabii ilgi duyduğum için tamamen fen derslerini aldım. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bütün ne kadar fen dersi varsa hepsini aldım. Amerikalı öğrenciler bunlardan bir tanesini alırmış. Hatta beni uyardı oradaki müdür. Dedi ki, başaramayabilirsin, bu kadar ağır dersler alıyorsun falan. Ben merak etmeyin, bu dersleri seviyorum dedim ve aldım. Ve sonunda da yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldum Amerika'dan. Ve diplomamı da aldım. Halbuki o sırada benim arkadaşlarım Ankara Koleji'nde 12. sınıfa geçmişlerdi. Ben lise mezunu oldum, Türkiye'ye döndüm. Ve tabii lise mezunu olduğum için üniversite ve makine mühendisliği seçmek istedim. Ama tabii ki Ankara'da böyle bir bölüm yoktu. Ankara Üniversitesi tek üniversiteydi Ankara'da ve mühendislik yoktu zaten. Hiçbir mühendislik fakültesi yoktu. İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde vardı. Bir de o zamanki adıyla Robert Kolej, yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde vardı. Ama onların da giriş sınavları geçmişti. Çünkü ben Ağustos ayında döndüm. Onları oraya girmem mümkün değildi. Dolayısıyla ben bu sefer diploma derecesiyle öğrenci alan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümüne kaydoldum. Ve orada derslere başladım. Tabii sevdiğim konu yine temel bilimlerden fizik. Bu şekilde devam ederken bir gün gazetede Orta Doğu Teknoloji Enstitüsü açılacak diye bir haber okudum. Ve derhal gittim Kızılay'daki Müdafaa Caddesi numara 18 adresine. Numarasına kadar hatırlıyorsunuz evet, hocam. Evet, evet. Gittim oradakilerden bilgi aldım. Mimarlık Fakültesi'nin ve Mühendislik Fakültesi'nde de makine mühendisliğinin açılacağını duydum. Ve tabii hemen başvurumu yaptım. Ve oradaki giriş sınavları yapıldı. Eğitim tamamen İngilizce olacaktı. Onun için hazırlık okulu falan yoktu. Bu nedenle İngilizcesi yeterli olan öğrencileri kabul edeceklerdi. Yazılı sınavlardan ve bunun üzerine bir de sözlü sınavdan geçerek kabul edildim. Ve derslerimiz başladı. Yani Aralık ayı 1956 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi değildi o zaman. Orta Doğu Teknoloji Enstitüsü'ydü. O şekilde derslere başladık. Hocalarımız son derece saygın. Yurt dışında yetişmiş çoğu hocalardı. Bir iki tane yabancı hoca da vardı. Tamamen yurt dışından getirilmiş. Ve bu şekilde derslerimize devam ettik. Ve 1960 yılında derslerimizi tamamladık. Makine mühendisi 4. sınıf olarak Nisan ayında tamamladık. Dönemlere her sene biraz daha erken başlayarak dönemleri öne çektiler. Bunun bir nedeni de yaz aylarındaki staj yapmaya yeterli zaman bırakmak için. Ve benim de bir Alman hocam son stajımı Almanya'daki Mercedes-Benz firmasında ayarlamıştı. Ben de derslerimi bitirir bitirmez oraya gittim. Almanya'da staj yaptım. Stajımı bitirdikten sonra döndüm. Artık diplomamı alacaktım. Başka bir şey kalmamıştı. Ve diplomamla beraber o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İlk bitiren
mimarlık ve makine mühendisliği öğrencileri arasında birinci olmuşum. Son Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin o zamanki ilk üç rektör Amerikalıydı. Üçüncü olan ve son Amerikalı rektör Woolrich tarafından bir plaket hazırlamışlar. Ve bir de 1.000 liralık, Türk liralık bir ödül bırakmış. O zaman oldukça büyük paraydı, 1960 yılı. Ve bunu bana ilk Türk rektör Turan Feyzoğlu, dekanımız Profesör Mustafa Parlar ve bölüm başkanımız Mahmut Bucuoğlu birlikte bana verdiler. Ama aynı zamanda da dekanımız Profesör Mustafa Parlar, benim yurt dışına gidip yüksek lisans doktora çalışmalarımı iyi bir üniversitede tekrar yapmamı istediğini söylemişti ve bunun için de İngiltere'den, Londra Üniversitesi Imperial College'den bir fellowship bulmuş. Onu da bana bu toplantıda, rektörle yapılan toplantıda verdiler. Yalnız rektör dedi ki, Adeli böyle bir burs size sağlıyoruz ama mecburi hizmet için de bir imzanızı bekliyoruz dedi. Ben de o zaman kendisine şöyle bir cevap verdim. Dedim ki, Sayın Rektör, ben üniversitede sadece öğrenci olarak çalıştım, mezun oldum. Herhangi bir personel veyahut asistan değilim. Bursu da İngilizler veriyor. Bunun için dedim, bir hukukçu olarak acaba doğru buluyor musunuz böyle bir istekte bulunmayı dedim. Düşündü, taşındı, haklısınız dedi ve benden imza istemedi. Ama dedi, siz söz verin, buraya döneceğinizi, burada hoca olacağınıza söz verin, hocalarınızın yanında dedi. Ben de tabii ki söz veriyorum dedim. Ve sonunda sözümü tuttum tabii. Hocam da çok sevdiğim Profesör John Malcolm Alexander, onun verdiği bir konuydu. Ve dünyada da böyle bir şey yapılmamıştı daha önce. Şimdi biz tabii yoğun bir çalışmayla 3 ay sonra orada sınavlar yapıldı. Hı hı. Sınav sonuçlarını ilan ettiler ve tüm öğrenciler arasında, bu Imperial College'in kendi öğrencileri var, Cambridge'den, MIT'den, Avrupa'dan, değişik yerlerden gelen öğrenciler var. Hepsinin içinde ben birinci olmuşum. Onun üzerine tabii derhal benim doktoraya kabulüm de yazılı olarak bana geldi. Ve tarihini de geriye atmışlar, yani ilk başlangıç tarihime atmışlar. O şekilde o sorun da çözülmüş oldu. Ve benden sonra, daha sonraki yıllarda da gelen tüm ODTÜ mezunların otomatik giriş sağlandı bu şekilde. Şimdi ben çalışmalarıma, önce tabii yüksek lisans ve birleşik olarak, bütünleşik olarak doktoraya devam ettim. Hatta ilk hocamla ilk bilimsel yayınımızı da, yani ilk senenin sonunda yaptım, 1961 yılında yaptım ve çalışmalara yoğun olarak devam ettim. Bir ara hem deneysel laboratuvar çalışmaları yapıyordum konuyla ilgili, hem de teorik çalışmalar yapıyordum, teorik modelleme. Üniversitenin bilgisayarı yetmemeye başladı. Çok iyi bir rastlantı sonucunda üniversite yeni ve çok daha gelişmiş o zamana göre çok güçlü bir bilgisayar aldı. Ben de o konuda kendimi yine geliştirdim ve gerekli kurslara, seminerlere katılarak o bilgisayarın kullanımını da öğrendim. Onu kullanmaya başladım. Ancak yeni bilgisayar olduğu için bir takım sorunlar da ortaya çıkıyordu. Sistem sorunları. Onların çözülmesi konusunda da üniversiteye yardımcı oldum. Sonra üniversite beni danışman olur musunuz diye bilgisayar merkezine teklifte bulundu. Danışmanlığı kabul ettim. O zaman da bursumun üçüncü yılıydı. Bursumu artık devam ettirmeye gerek kalmadı. Çünkü oradan bana maaş veriyorlardı. O şekilde ben test çalışmamı tamamladım. Tam tezimi yazma aşamasında da bilgisayarı üreten İngiltere'deki firma bana iş teklifinde bulundu. Sistem grubunda
görev alır mısınız şeklinde bu bilgisayarla ilgili. Ve onu da kabul ettim. O zaman zaten deneylerimi ve çalışmalarımı bitirmiştim. Sadece tezimi yazıyordum artık. Sistem grubunda çalışmaya başladım ve aynı bilgisayardan İngiltere'de 3 adet vardı. Londra Üniversitesi'nde, Cambridge Üniversitesi'nde, bir de İngiltere'nin Atom Enerji Araştırma Merkezi'nde, o da Oxford Üniversitesi yakınında Harwell diye bilinen bir şehirdeydi. Beni de firma, o İngiltere'deki en büyük Atlas bilgisayarının adı da, bilgisayarın olduğu Harwell'de görevlendirdi. Yani ben Londra'daydım ama haftada bir iki gün oraya gidiyordum ve onlara destek oluyordum, yardım ediyordum. Bu şekilde 1,5 yıl kadar çalıştım. Bu arada tez jürisine girdim, başarılı oldum, tamamlandı. Doktoramı aldım. Ancak o sırada Kanada'dan Bell Telefon Laboratuvarları'ndan bir heyet gelmişti Londra'ya. Benimle de temas kurdular. Çünkü o zaman bilgisayar bilenler, özellikle güçlü sistemleri bilenler ve kullananlar çok az sayıdaydı. İngiltere'de öyleydi. Ve bu konuda deneyimli olanları Kuzey Amerika'da, işte Kanada, Amerika birçok araştırma merkezi ve kurum, firma davet ediyordu. Ve Amerika'dan da davetler geldi bana ama orayı kabul etmedim. Kanada'daki Bell Telefon davetini kabul ettim. Doktoramı tamamladıktan yaklaşık 2 ay sonra Ottawa şehrindeki araştırma merkezine gittim. Orada da Kuzey Amerika'daki ilk bilgisayar kontrollü iletişim ağının tasarımını yapmak görevi vardı benim üzerimde. Bu çalışmaya başladık. Ve bu Kuzey Amerika'da ve dünyada o zaman ilk yapılan bir dijital network, öyle diyeyim, tasarım ve bunun bilgisayarın düzenlenmesi ve işletim sisteminin yapılması konusu. Burada toplam 3 yıl kadar çalıştım. Bu arada da Ottawa Üniversitesi, bir taraftan da makine mühendisliğimi de geliştirmek istiyorum. Bu nedenle Ottawa Üniversitesi de hoca arıyordu. Onlarla da görüştüm ve beni derhal kabul ettiler. Orada da part-time ders verdim ve 2 tane de tez öğrencim vardı. Orada da o şekilde devam ettim aynı anda. Ama bu arada artık 3. yılım dolmaya yaklaştığı zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarım artık yeter geri dön demeye başladılar. Ben de gerçekten dönmek istediğim için bu sefer oradaki çalıştığım kurumlardan izin istedim. Artık dönme vaktimin geldiğini kendilerine söyledim. Ama onlarla da şöyle ayrıldık. Dediler ki ne zaman istersen, burada senin yerin hazır. Gitmemi pek istemediler ama ben de hakikaten çok sevdiğim insanlar vardı aralarında. Bir şekilde artık vedalaştık ve Türkiye'ye döndüm. 69 yılı 18 Ağustos tarihinde de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geldim. Orada makine mühendisliği bölüm başkanı Profesör Sadık Kakaç, çok sayın hocamız, dedi ki, yarın dersler başlıyor dedi. Çünkü o öğrenci olayları olmuş. İlkbahar dönemi yapılamamış. Ve ilkbahar dönemi düşünebiliyor musunuz? 19 Ağustos 1969 tarihinde başlıyor. Çok önemli bir tarihsel sürecin de içindeydiniz değil mi? Ve ben hemen neredeyse 2 gün sonra derslere başladım. Bu arada diğer birçok işlemlerimi hallediyorum. Bu arada askerlik de var. Yoklama kaçağı durumundayım. Çünkü eğitim bittikten sonra izinsiz olarak askerlikten çalışmış durumdayım. Dolayısıyla yoklama kaçağıyım. Onun için de şubeyle bir takım problemler çıktı ama bir öğrenci velisi, yine ODTÜ'de bir öğrenci velisi olan bir general bana bu konuda yardımcı oldu.
olumlu bir şekilde çözdük. Ama 6 ay sonra da ben askere gittim. O zaman yedek subaylık vardı üniversite mezunları için. Ve o zamanki zorunlu askerlik şimdiki gibi değil, 2 yıldı. Hani ben 2 yıl diye gittim. İlk 6 ay okul dönemi, eğitim dönemi, sonra kıta dönemi dedikleri 1,5 yıl. Ama Allah'tan okul dönemi sonrasında askerlik toplam 1,5 yıla indi. Ona çok sevindik. Ve ben okul dönemini Ankara Muhabere Okulu'nda yaptım. Ve orada da bir sınav uyguladılar. Çünkü o zaman da Türkiye'de bilgisayar konusu yine çok yeniydi. Ve Genelkurmay'da bir yeni bilgisayar alınmış. Ama bilgisayar bilenler yok. Onun için yedek subaylar arasından bir sınav yapıldı. Bilgisayar bilenler seçildi. Yaklaşık 800-900 kişi arasında ben dahil 4 kişi vardı bu konuda seçilen. Sonraki dönemlerimde Genelkurmay'da bilgisayar merkezinde çalıştım. Kıta dönemimi, yani askerliğin ikinci bir dönemini yaparken oradan da izin alarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde part-time olarak çalışmaya devam ettim. Sonra bir yıl sonrasında askerliğim bitti. İşte 1971 yılında tekrar tam zamanlı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam etmeye başladım. Ve o sırada bölüm başkanı olan arkadaşımız Profesör Yalçın Göğüş beni bölüm başkan yardımcılığına davet etti. Ben de kabul ettim. Kendisiyle 2 yıl çok uyumlu bir çalışma yaptık. Daha sonra kendisi bölüm başkanlığını bırakacağını ve bana devretmek istediğini söyledi. Ben de o zaman tabii dekanlık ve rektörlük de bunu uygun gördü. Ancak benim de her zaman olduğu gibi herhangi bir yönetim görevinde eğer birlikte çalıştığımız arkadaşlar buna onay verirse ben böyle görevleri kabul ederim şeklinde düşündüğüm için o zaman bölüm kurulunu topladım ve hani bu görevi eğer onlar da uygun görürse kabul edeceğimi söyledim. Çok büyük çoğunlukla uygun gördüler. Ben de o zaman bu görevi kabul ettim. 1973 yılında hani o Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı oldum. 77 yılının sonuna kadar devam ettim. Bu arada epey büyük yatırımlar yaptık. Yeni binalar, yeni laboratuvarlar kurduk. Çok sayıda o zaman öğretim üyesi bulma sorunu bugün de olduğu gibi çok zordu. Çünkü kendi kendine yetişmiş gelmiş kimseler sayısı çok az ve yetmiyordu. Giderek öğrenci sayıları da arttığı için o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri de o zaman daha çok fen liselerinden gelen öğrenciler ve oldukça başarılı, Türkiye'nin en başarılı öğrencileriydi. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi kendi giriş sınavını yapardı 70'li yıllarda. Şimdi bu durumda da en iyi çözümün kendi öğretim üyelerimizi kendimizin yetiştirmesi olduğuna inandım. Ve her yıl dekanın, rektörün ve o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyetle yönetiliyordu. Mütevelli heyetin de olurunu alarak her yıl 30 asistan aldım bölüme. Bu çok yüksek bir rakam. Bölümde 17 öğretim üyesi vardı. Ben 30 asistan oluyorum. Ve o zaman bölüm kurullarında da asistanların da aynı oy hakkı vardı öğretim üyeleriyle. Yani asistanlar çoğunluktaydı. Ama bir sorun yaşamadık. Nitelikli arkadaşlardı. Bunların bir kısmı bizim yanımızda yüksek lisans doktora yaptılar. Ama gene önemli bir kısmını da yurt dışına bizim seçtiğimiz üniversitelere yolladık. Çeşitli bursları kullanarak yahut ikili ilişkilerimizi kullanarak bunu yaptık. Ve bu tahmin edersiniz 4 sene arka arkaya neredeyse 100 kişinin üzerinde bir grubu yolladıktan sonra onu takip eden 4-5 yıl sonrası artık bir öğretim üyesi sorunu kalmamıştı. Yani
neredeyse 70-80'lere ulaşan bir öğretim üyesi kadrosuna 80'li yılların başında kavuştuk. Ve çok güçlü bir bölüm haline geldi. Ben 77 yılında üniversitede Hasan Tan isimli bir rektörün göreve gelmesiyle bazı militan gruplar ortaya çıktı ve bütün yöneticiler, hepimiz istifa ettik bu durumu protesto etmek için. Arkasından 1-2 yıl zor dönemler geçti üniversite içinde. Daha sonra durum nispeten düzeldi. O sırada ben bir araştırma enstitüsü kurdum. Makine Tasarım ve İmalat Araştırma Enstitüsü, kısa adı MATİMAREN olmak üzere kurdum. Çok sayıda güzel sanayiye yönelik projeler yaptık. 81 yılında Amerika'daki Oklahoma State Üniversitesi'nden bir davet aldım. Onlar orada bir bilgisayar destekli tasarım ve imalat merkezi kurmak istiyorlar. Yani İngilizce adıyla CAD/CAM merkezi kurmak istiyorlardı. Benim de bu konuda tecrübemi olduğunu bildikleri için Amerika'dan beni davet ettiler. Daveti kabul ettim. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ben 73 yılında doçent olmuştum. 80 yılında da profesör olmuştum. Bu 81 yılında onların davetini kabul ederek Oklahoma State Üniversitesi'ne gittim. Ve orada da çok uyumlu bir şekilde oradaki bölüm başkanı ve arkadaşlarımızla çalıştım. Bir merkez kurduk. Amerikan sanayinden aldığımız projelerden katkıyla, üniversitenin verdiği katkıyla orada bir merkez kurduk. Ve bu şekilde oldukça başarılı bir çalışma dönemi oldu. Hatta benim orada kalmamı istediler Amerika'daki bölüm. Ama ben kendilerine teşekkür ettim. Türkiye'ye döneceğimi söyledim. Ve 2,5 sene sonra aşağı yukarı Türkiye'ye döndüm. O zaman Türkiye'de de hatırlarsınız 1982 yılında bütün üniversiteleri kapsayan YÖK sistemi ortaya çıkmıştı. Ben döndüğümde Orta Doğu Teknik Üniversitesi de kendi özel kanunu, 7307 sayılı kanun artık iptal edilmiş ve yeni sisteme geçmişti. Yani bütün üniversiteler gibi aynı sisteme tabiydi. Şimdi ve o zaman üniversite dışından bir rektör atanmıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Profesör Mehmet Gönlübol isminde rektör atanmış. Şimdi ben Ocak ayında Türkiye'ye döndüm. 2,5 yıl sürmüştü Amerika çalışmalarım. Döndüm, ofisimde daha bir hafta olmadı neredeyse. Yeni rektörden bir yazı geldi bana. Kendisiyle görüşmedim, tanışmadım. Siz işte bilgisayar destekli tasarım ve imalat konusunda tecrübelisiniz. Yurt dışında da çalışmalar yaptınız. Üniversitemizde de böyle bir merkez kurmanızı istiyorum diye bir yazı. Ben de hem kendisiyle tanışmak ve konuşmak için kendisinden randevu aldım ve gittim, konuştuk. Evet dedi, ben dedi dünyada nereye gidersem dedi bana bunu gösteriyorlar dedi. Üniversitemizde de bunu kurmak istiyorum dedi. Ama sen de dedi bu konuda çok çalışmış bir kimse olarak senden bekliyorum dedi. Ama dedi benden de 5 kuruş para isteme dedi. Ve bu şekilde çalışmaya başladık. O zaman Türkiye'de hiç bilinmeyen bir konuydu. Tabii önce sanayiyi bilgilendirmeye çalıştık. Neredeyse 30-40 tane seminer verdim. Ondan sonra bir miktar destek bulduk. Ama esas desteği o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı zaten üniversitelere yatırım bütçesi veriyordu. Oraya bu konuda başvuruda bulunmuştum ve kabul edildi. Ve bunun üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir bilgisayar destekli tasarım ve robotik merkezini kurdum. Ve bu 3-4 sene sürdü tabii bunun kurulması. Ve 92 yılında tamamlandı. Ve bu şekilde de böyle bir merkezi açtık.
Bu arada ben ilk ODTÜ'ye Amerika'dan döndüğüm sene olan 1984 yılında da Gönlü Bol rektörümüz beni Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görevlendirdi. Daha sonra kendisi rektörlük dönemi tamamlandıktan sonra yeni rektör olan arkadaşımız Profesör Ömer Saatçioğlu da beni rektör yardımcısı olarak davet etti, kabul ettim. Ve birlikte 5 yıl kadar çok başarılı bir dönem geçirdik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bu görevlerimi ayrıca vurgulamak isterim. Bu görevler sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gereken yeni binalar, yeni laboratuvarlar ve mevcut laboratuvarların geliştirmesi konusunda epey katkılarımız oldu. Ayrıca bugün Türkiye'nin en büyük teknokenti olan, teknoparkı olan kuruluşunda biz kuruculuğunu yaptık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. 1987 yılından sonra önce ODTÜ Tekmer, KOSGEB desteğiyle ODTÜ Tekmer'i kurduk. 2-3 sene sonunda da Teknopark, ama ODTÜ'ye özel olarak isim vermek için Teknokent dedik ona. Teknokent'i kurduk. O zaman açıkça bunu kurduğumuz zaman bugünkü başarıya ulaşacağını tahmin edemiyorduk. Yani biraz tereddütlerimiz vardı. Acaba Türkiye'de bu tutar mı diye. Çünkü Türkiye'de başka hiç teknopark yoktu. İlk. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla neredeyse 300 firmanın üzerinde Türkiye'nin en büyük teknoparkı olarak çok önemli hizmetler veriyor. Bundan da gurur duyuyorum tabii ki. Bu çalışmalarımız dışında bir de ODTÜ personeli desteklemek için, onların çocuklarının okula, kaliteli bir okula gidebilmelerini sağlamak için ODTÜ Gelişme Vakfı bünyesi içinde bir de vakıf okulu kurduk. İlkokul, ortaokul, lise olarak. O da şu anda çok başarılı olarak devam ediyor. Birçok kimse çocuğunu oraya sokmaya çalışıyor. Şimdi bunlar bizim yaptığımız 92 yılına kadar olan çalışmalar. Ondan sonraki dönemlerde ben rektör yardımcılığından ayrıldıktan sonra başka bir idari göreve başvurmadım. Akademisyen olarak çalıştım. Ve 2006 yılında artık yaş haddinden emekli oldum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. O sırada birkaç üniversite bana tekliflerde bulundu, vakıf üniversitesi. Bu arada Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, hatta Uludağ Üniversitesi, Devlet Üniversitesi, ama onlar da özel bir Milano Politeknik'te bir lisansüstü programı vardı. Onlar da davet ettiler. Ben bu üç üniversiteye de part-time olarak 2 yıl boyunca dersler verdim. Atıl Üniversitemize de verdim. O sırada şu anda içinde bulunduğumuz Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin gene eski öğrencim, tez öğrencim olan Erman Tekkaya tarafından verildiğini biliyordum. Hatta Atılım Üniversitesi'nde son dersimi sonbahar döneminde part-time olarak verdiğim sırada öğrencilerim bana koşarak geldiler. Aa dediler, hocam dediler, bizim Metal Şekilme Mükemmeliyet Merkezi projemiz kabul edildi. DPT tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından. İlk haberi de orada almıştım. Ders verirken almıştım. Dolayısıyla sonra Atılım Üniversitesi'nden 2007 yılının sonunda tam zamanlı burada görev almam konusunda bir davet geldi. Ben de onu kabul ettim. Ve Atılım Üniversitesi'ne 2008 yılı Eylül ayında başladım. Şu anda 15 yıl oldu. Maşallah hocam. Şu anda 15 yıl oldu. Ve ilk başladığım zaman, o zaman yeni kurulmuş olan İmalat Mühendisliği bölümü vardı.
İmalat mühendisliği bölümünde tabii öğretim üyesi olarak görev aldım. Bölüm başkanlığını Erman Bey o sırada Almanya'ya gitmişti. Bana devretti. Arkasından Metal Çekimler Mükemmeliyet Merkezi kuruluş çalışmaları tabii devam etti. Ve bu merkezimiz 2010 yılında 9 Nisan tarihinde açıldı. Siz de vardınız. Evet. Ve ondan sonra da ben 2013 yılında İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nı Engin Bey'e devrettim. 2013 yılında merkez başkanlığına, bu sefer rektörlük beni önerdiği için ve o zamanki bazı arkadaşlarımızın da ayrılma durumu olduğu için merkez başkanı olarak görev yaptım. 2017 yılına kadar. 2017 yılında başka bir arkadaşımız görevi devraldı. Bu arada tabii şunu da söylemem lazım. Benim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurduğum bor kaplamaları konusunda bir laboratuvar vardı. Bunu 2006 yılında kurmuştuk. O laboratuvarı ben gene Atatürk Üniversitesi'ne geçtikten sonra da kullanmaya devam ettim. Ancak buradaki merkez kurulduğu zaman hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin iznini alarak hem Atatürk Üniversitesi'nden uygunluk kararı aldıktan sonra ve bizi bu konuda destekleyen Boren'den de izin aldıktan sonra o laboratuvarı buraya taşıdım. 2010 yılında bor kaplama laboratuvarını yani metal şekillenme mükemmel merkezine getirdim ve çalışmalarımızı burada devam ettirdik. Yani ben bir taraftan metal şekillendirme ile ilgili projeleri yapıyordum, tezler yönetiyordum. Diğer taraftan da bor kaplama konusunda da Türkiye'de ilk olmak üzere böyle bir yetkinlik merkezi kurduk. Hatta 2011 yılında bir protokol imzaladık Boren'le Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü arasında. Ve bor kaplamaları yetkinlik merkezi olarak da bu çalışmalar o zaman başladı. Ve halen devam ediyor. Çok başarılı bir şekilde. Bu konuda da Türkiye'de tekiz ama dünyada da belki de dünyada da tek olabiliriz. Yani pek başka bir yer bilmiyorum açıkça. Bu konuda yaptığımız çalışmalar arasında özellikle başlangıç olarak biz imalat sektöründe kullanılan kesici takımların, kalıpların kaplanarak ömürlerinin artırılması konusunda bir hedef belirlemiştik kendimize. Bunu yaptık. Bunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi iken bu sistemler orada yaptık. Özellikle Türk Traktör firmasının takımlarını kapladık. 4 misli ömür artışı olduğunu gördük filan. Derken buraya sistemi buraya getirdikten sonra tekrar yeni bir proje başlattık. Boren'in desteklediği. Orada da yine sanayiye değişik kaplamalar yaptık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Bundan sonra Gazi Üniversitesi'nin de işbirliğiyle iki TÜBİTAK projesi bitirdik. Ve burada biyomedikal alanında yani dişlerde kullanılan titanyum implantları kapladık. Ve bunlar tabii ki tıbbi deneyler yapıldı bunlar üzerine. Sertifikasyon deneyleri. Ve iki özellik kazandırdığımızı gördük. Bir tanesi antibakteriyel özellik, diğeri de kemik hücrelerin gelişmesini teşvik edici bir niteliği olduğunu gördük. Yani onun da bilimsel terimi osteoblastik özellik kazandığını gördük. Bu konuda patent başvurusu yapıldı Atatürk Üniversitesi bünyesinde. Bu patent alındı. Böyle bir patentimiz var bor kaplama konusunda. Arkasından Hacettepe Üniversitesi ile ilgili yine ortopedik implantlar konusunda bir araştırmamız oldu. Orada da bazı ameliyat sırasında vücuda giren bazı bakteriler ki bunların arasında en etkili olan stafilokok, bunun önlenmesi için yani o bakterinin implant üzerinde biyofilm kuramaması için bor kaplamanın faydalı olduğunu gördük.
Ve dolayısıyla bu konuda da bir patent başvurumuz oldu. Bu çalışma da başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ayrıca Aselsan'la birlikte yaptığımız, onların gece görüş kamera ve dürbünlerinde kullandıkları kızılötesi mercekler var. Germanyum malzemesinden yapılmış mercekler. Bu mercekler korunması gerekiyor. Çünkü yumuşak bir malzeme germanyum, bakır gibi bir malzeme. Ve bu yüksek hızda uçan uçaklarda kullanılıyor. Ve yüksek hızda uçan bir uçakta ufak bir toz tanesi bile merceğe çarptığı zaman havada bozabiliyor. Korumak amaçlı sert ve saydam bir kaplama gerekiyor. Bizim kaplamamızın da bu koşulları sağladığını gördük yaptığımız testlerde. Aselsan'dan gelen mühendis arkadaşımız bu konuda doktorasını aldı. Yine bu konuda da Aselsan'la birlikte bir patent başvurumuz var. Bunlar çok orijinal çalışmalar. Yani dünyada yapılmamış çalışmalar. İlk defa burada yapıldı. Onun için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da sanayi kurumlarına değişik kaplamalar yapıyoruz. Mesela şu anda yürüttüğümüz bir projede yine biyomedikal alanda bizim tıp fakültemiz de dahil bu projeye bir kalp ameliyatlarında kullanılan cerrahi iğnelerin kaplanması konusunda bir proje yürütüyoruz. Onda da başarı sağladık. Bizim yaptığımız bornitür kaplamaları sonucunda iğnenin üzerinde çok daha sert bir tabaka oluşturduk. Ve ömrünü uzatmak üzere iğnenin bu çalışmayı yaptık. Şu anda denemeler devam ediyor. Ama gördüğümüz kadarıyla başarılı. Bu çalışmada 2 ay sonra tamamlanacak aşağı yukarı. Ve ayrıca sanayiden gelen yeni talepler var. Bunları da önümüzdeki haftalarda görüşeceğiz. Şimdi çalışmalarımızı bu şekilde özetlemiş oluyorum. Sizin sorularınız varsa. Bir ömür nasıl yaşanmalı? İnsan sevdiği işi yaptığı zaman biraz da merakı varsa, gerçekten kendi merakıyla ilgili bir işi keşfettiği zaman hangi başarılara imza atabilir? Bunun bir örneğisiniz. Anlattıklarınız çok ilham verici. Ben şunu sormak istiyorum. Yani hem eğitimin başından sonuna kadar yürüttüğünüz süreçlerde sadece eğitim değil de edindiğiniz bilgileri teknolojiye aktarmak ve insan hayatına dokunmakla alakalı çok önemli çalışmalara değindiniz. Elbette bir taraftan insan hayatını kolaylaştıran bir teknolojiyi üretmek çok önemli. Bir taraftan da ülkemizin ekonomik anlamda bu teknolojileri kullanmak suretiyle ülkemizin refahı anlamında yaratılan bir fayda var. Hem verdiğiniz eğitim hem de bu eğitimin neticesinde ortaya çıkan ürünlerle toplumsal refah, ülkemizin bekası anlamında yaptığınız çok önemli çalışmalar var. Sizin nazarınızda bu kadar deneyimden sonra bize hani bir ülkenin kalkınması veyahut da gelişmesi anlamında makine mühendisliğinin yarattığı farkları nasıl tanımlayabiliriz? Tabii şimdi şunu söylemek isterim. Bir ülkenin kalkınmasında en büyük etken eğitimli insan gücü. Evet. Tartışmasız bu. Gerçekten öyle. Bunu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da görebiliriz. O zaman çok düşük olan eğitim düzeyi Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki yıllarda büyük önem verildiği için hem yurt içinde hem yurt dışında gençlerimiz eğitildi. Demin bahsettiğimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kuruluşunu yapanlar da bu gençler, o zamanın gençleri. Dolayısıyla o zaman fabrikaları kuranlar yine o kişiler. Dolayısıyla eğitim son derece önemli. Şimdi bir ülkenin kalkınması açısından da bakarsak, burada makine, imalat sanayi çok önemli bir rolü var. Biliyorsunuz otomotiv sektörü, havacılık sektörü, tarım sektörü, tarım makineleri sektörü, bütün bunlar makineyle ilgili.
Ve bugün ileri olan ülkeler, sanayide ileri olan ülkeler, ki bunların başında Avrupa'da Almanya geliyor, Uzak Doğu'da Japonya geliyor mesela, bu ülkelerin kalkınmış ülkeler olmasının en büyük nedeni makine tasarım ve imalat yaptıkları için. Herkes oradan oluyor, biz de dahil olmak üzere. Onun için memleketimizde bu sektörü geliştirmek için kaliteli insan gücü gerekiyor, tartışmasız. Bu olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi biz bunu da oluşturmaya çalıştık. Hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hem burada. Ve şu anda baktığımız zaman mesela birçok eğitim kurumlarında, makine mühendisliği alanında benimle test çalışması yapmış olan arkadaşların hepsinin öğretim üyesi olduğunu görüyorum. Çok seviniyorum. Bunlardan şu anda ikisi rektör diğer üniversitelerde. Çok sayıda önemli şirketin başındakiler, yine eski mezunlarımız. Bunlar son derece önemli. Hatta bazıları zaman zaman arıyorlar, konuşuyoruz. Benim hepsinin nerede olduğunu bilmem mümkün değil ama yıllar sonra bazı temaslarımız oluyor. Çok sevindirici tabii, güzel haberler alıyorum kendilerinden. Çok memnun oluyorum. Şimdi insan gücü her şeyden önemli. Dolayısıyla hani Atılım Üniversitesi'nde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradan da çok sayıda mezunumuz sanayide çalışıyor. Çok önemli. Ve sadece bu değil. Onlarla beraber yeni projeler yapmak çok önemli. Yani sanayide sadece sanayiyi kurmak değil, sanayinin gelişmesi için araştırma geliştirmenin devam etmesi lazım. Yani sanayiyi tek başına bırakırsanız körelir. Giderek eskileşir. Yani yenilik her şeyde lazım. Her alanda lazım. İmalat sanayinde de lazım. Dolayısıyla bunu devam ettirebilmek için de araştırma geliştirme lazım. Ve sürekli eğitim lazım. Yani sanayide çalışan, mesela demin örneğini verdim, Aselsan'daki bir mühendis yıllar sonra geldi, benimle doktora yapmak istedi. Ve yaptı, bitirdi. Ne güzel. Bu çok iyi bir şey. Şimdi biz burada mezunlarımızı tabii yüksek lisans ve doktoraya teşvik ediyoruz. Bu son derece önemli. Türkiye sanayisi için de önemli. Üniversite için de çok önemli. Çünkü halen mesela aramamıza rağmen yeterli nitelikte ve sayıda öğretim üyesi bulamıyoruz. Yok. Bugün bazı tanınmış üniversitelerimizde bile bazı alanlarda öğretim üyesi eksiği var. Bunların yetiştirilmesi lazım. Yani bunları başka türlü yerine koymak mümkün değil. Bu da ancak araştırma geliştirmeyle olur. Başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla bu konudaki çabalarımız devam ediyor. Benim tabii kendi mesleğimi çok sevdiğim için bunu severek yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Hocam, kıymetli zamanınızdan ayırdınız. Gerçekten ilham verici öykünüzü anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Hepsinde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Daha iyi günlerde görüşmek üzere. Umuyorum hocam. Sağ olun.